12'ler konu bitti artık alıştırmalar çözeceğiz ünite değerlendirme çözeceğiz ölçme değerlendirme habere soru çözeceğiz bundan sonra logaritma ile ilgili evet ilk sorumuzla başlayalım öncelikle sayı soruyu bir büyütelim alıştırmalar birinci sorumuz hemen bakalım yukarıdaki x'i aşağı düşürmenin yolu her iki tarafın neydi logaritma ikisini almaktı logaritma ikisini alınca bunlar lap diye gidiyordu x eksi 7 eşittir logaritma 2'nin 6'sı. Şu eksi 7'yi de karşıya atarsak artı 7 diye o zaman x eşittir nedir? 7'yi başa yazayım kafanız karışmasın. 7 artı logaritma 2'nin 6'sı olur. 6'sı olur. Evet devam edelim. Şimdi şunu öncelikle şöyle yazabilir miyim? ikinci soruyu. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. Neden böyle yazdım? Çünkü 2 üzeri x'ler ortak da orada. Bir ortak parantez alalım. 2 üzeri x parantezini alırsam burada ne kalır? 2 üzeri 1 artı artı var arada. Burada ne kalır? 2 üzeri 2 yani 4. Ne oldu burası? 6. 2 üzeri x çarpı 6 eşittir 20 4 E o zaman her iki tarafı 6'ya bölelim. 2 üzeri x'im ne olur? 4. E, bunu logaritma yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü e, zaten 2'nin ikinci kuvveti 4 değil midir? x buradan ne gelir? 2 gelir. Az önceki gibi bunu da öyle yapalım. Ne diyelim? 3 üzeri x bölü 3 üzeri eksi 1 pardon artı 1 yukarı atılınca eksi 1 olmuş diyelim. Bu da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 yani 4. Şimdi işler dışlar yapacak olsak 3 üzeri x eşittir. 2 üzeri x çarpı 3 kere 4 12 olmaz mı? x'in bir tarafı burada bir tarafı burada. Cık, hiç hoş değil. Hemen her tarafı neye bölelim? 2 üzeri x'e bölelim. 2 üzeri x'e böldüm. Ne olur o zaman? Şurası 3 bölü 2 üzeri x eşittir 12 oldu. Ne yapacağız? O x aşağı düşürmek için her iki tarafın logaritma 3 bölü 2'sini alacağız. Logaritma 3 bölü 2'si. Bunlar gider. x eşittir logaritma 3 bölü 2 tabanında 12 olur arkadaşlar. Evet 16 üzeri x'i şöyle diyelim biz 4 üzeri x'in karesi eksi 2 çarpı 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 gibi düşünelim bunda artı 15. Şimdi biz burayı 4 üzeri x'e ne diyelim burada 4 üzeri x'e sen k ol diyelim k olsun bakalım. O zaman ne olur k kare şöyle yapalım eksi 2 kere 4 8k artı 15 eşittir 0. K'ya K diyelim. 15 neyle neyin çarpımı? Eksi 3 ile eksi 5 diyesim geldi. Çünkü çarpılınca artı 15 toplanca da eksi 8 yapar. O zaman K eksi 3 şu K bu arada çarpı K eksi 5 eşittir 0'dır. K ya 3'tür. K ya da 5'tir. K dediğimiz şeye geri dönelim. Aha da burada. O zaman 4 üzeri x ya 3'tür. 4 üzeri x ya da 5'tir. Şimdi zalım arkadaşlar her iki ben log 4'ünü almak zorunda değil miyim o x'i aşağı düşürmek için? Log 4 o zaman gitti x buradan ne geldi? Logaritma 4 tabanında 3 yuvarlak için aldım. Hemen buradan da logaritma 4'ünü alayım ki x aşağı düşsün. Logaritma 4'lük tabanını aldım Şit gitti. x eşittir logaritma 4 tabanında 5. İşte çözüm kümemiz budur. Diğer soruya bakalım. E üzeri 2x'lerimiz meşhur burada. O zaman E üzeri şu E üzeri 2x'in karesi çünkü E üzeri 2x'in karesi. Gelin E üzeri 2x denilen şeye k diyelim. O zaman ne olur burası? k kare artı k eksi 12 eşittir 0 olur. k'ya k burası ne olsun? Artı 4'e eksi 3 olsun. Yan yana yazacak olsam k artı 4 çarpı k eksi 3 eşittir 0. Arkadaşım k ne olmalı? Ya eksi 4 K ne olmalı ya da 3. Hemen K kimdi? Bakıyoruz E üzeri 2x. O zaman E üzeri 2x ya eksi 4'tür. Şurası eksi 4'tü. Ya eksi 4'tür. Ya da E üzeri 2x eşittir 3'tür. Şimdi arkadaşım E üzeri 2x'in eksi 4 olma şansı hiç yok. Çünkü E'miz pozitif bir sayı. Pozitif bir sayının üstü ne olursa olsun negatif çıkma şansı yok. Aha buradan ekmek yiyemedik. O zaman her iki tarafın neyini alalım burada? Elenini alalım. Buranın da elenini. Hani logaritma E'ye gitsin diye. 2x eşittir ln 3. Her iki tarafı neye bölelim ondan sonra da? 2'ye bölelim. ln 3 bölü 2 olur. Denklemlerin çözüm kümesini bulunuz diyor. Çok severiz. Çünkü 5'in bu kuvveti içeriği veriyordu. Yani burası 25 olmalı. Niye? 5'in karesi çünkü. O zaman 4x eksi 2 eşittir. 5'in karesi 25 ise at bunu bu tarafa. 4 x eşittir 27. Her tarafı neye böleriz ondan sonra? 4'e böleriz tabii ki. 4'e böl, 4'e böl. Birinci çözüm kümemiz 27 bölü 4. Devam edelim. Şimdi 1 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti içeriği vermez mi? Evet verir. O zaman nedir? 3 x artı 1 eşittir. 1 bölü 4'ü ters çevirsem artı ikinci kuvvet olur. Değil mi? Yine de yazayım ben. 1 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti. Hemen şunu 4 üzeri artı ikinci kuvvet olarak çevirdik şurayı. Şu kısmı. Evet 4 üzeri. O zaman 3x artı 1 denilen sayı 16'dır. Artı 1'i eksi 1 attım. 3x denilen sayı 15'tir. 3'e bölersem x eşittir nedir? 5'tir. Üçüncü örneğe bakalım. Yani C'ye. Tabanlarımız eşit burada. Bu da 7, bu da 7. O zaman iç kısmım iç kısma eşittir diyoruz. O zaman x kare artı 5'im neye eşit olması lazım? 6x'e. Bu 6x'i şunun tam ortasına atalım mı? Bir taraf 0 olsun maksat. x kare eksi 6x artı 5 ne eşittir? 0. x'e x eksi 5'e eksi 1. Dedikten sonra x eksi 5 ve x eksi 1 dedik. Eşittir 0'sa. x ya 5'tir x ya da nedir? 1'dir. O zaman bitti. x ya 5'tir ya da 1'dir. Buraları koyduğumda sağlıyor arkadaşlar. O zaman devam edelim. Ç şıkkına bakalım şimdi. Ç şıkkında ne diyor? Toplama var. Toplamayı ben istersem çarpma olarak değiştiririm değil mi? Onluk taban ha bu arada bunlar. Bu onluk, bu onluk, bu da onluk taban. Belki sonra işinize yarar o onluk tabanlar. O yüzden dedim. Hemen bu artıysa eskiden çarpmaymış diyeyim logaritma 10'luk taban. Hadi 10'lu yazmıyorum. Orada da 10'luk taban var. x eksi 2 çarpı x eksi 3'müş. Eşittir logaritma. 10'luk tabandaki onu zaten saymayacağız. 2. O zaman x 10'luk tabansa bunun içiyle bunun içi birbirine eşittir. O zaman çarpak x kare eksi 5 x artı 6 eşittir. 2 olacak. Bu 2'yi bu tarafa alalım. x kare eksi 5 x artı 4 eşittir 0 x'e x eksi 4'e eksi 1 desem x ya 4'tür x ya da 1'dir gelir. Şimdi x yerine 4 verirsem sağlıyor mu? Sağlıyor. x yerine 1 verirsem sağlar mı? Buranın negatif olur x yerine 1 verirsem. O zaman şu bir sevdamızdan vazgeçelim. x yerine sadece 4 verebiliriz diyelim. Bazen yerine koyup sağlamanızı isterler. Evet. D şıkkına bakalım. İlk başta 3'ün 0. kuvveti nedir? 1'dir. O zaman şu iç kısım neymiş? 1'miş. O zaman ne yapalım? Şu 5'i o 1'in yanına atalım. Nasıl geçer? Eksi 5 diye. O zaman yazalım bunu. Logaritma 2 tabanında 2x artı 1 ne olur? 1'den 5 çıkarırsam eksi 4 olur. Yani birazcık rasyoneller de gelecek gibime geliyor. O zaman 2 üzeri eksi 4 içeriye eşit olmaz mı? Olur. Adım adım gidiyoruz bakın. 2x artı 1 denilen şey 2 üzeri x 4. 1 bölü 16'dır. Artı 1'i karşıya atalım. Şundan kurtulalım şimdilik. 2x denilen şey e, ne olur? Eksi 15 bölü 16 oldu. Eşittir dedik. Hemen bir de 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 2 bölü 1'e yani. Bu gitsin. Ters çevirip 1 bölü 2 ne olur? Eksi 15 bölü 32 olur arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Yıllar önce size ben bir pratik vermiştim. Neydi o pratik? Bu 5'in üzerine ters çevirip bunun üzerine atabiliyordum. Yani bu normalde 5 üzeri 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2 ters çevir. Hemen buraya nasıl gelir o? 2 diye gelir. Tabanında 5'e dönüşür. O zaman şöyle de bir 1 diye. E, bu logaritma 5 tabanı bu da logaritma 5 tabanı. Kapatırsam toplama nasıl kapanıyordu? Çarpma olarak kapanıyordu. O zaman logaritma 5'lik tabanda x kare çarpı burada ne var? x var. Eşitmiş neye? eksi 6'ya. 5 üzeri eksi 6 buraya eşit o zaman. X küp eşittir 5 üzeri eksi 6. Yani ben şöyle yazabilir miyim eksi 6'yı? Niye böyle yaptınız hocam der gibisiniz. Çocuklar burada x'in üzerinde 3 var ya. Burada da 3 olsun diye yaptım. 5 üzeri eksi 6 yapıyor sonuçta. O yüzden tabanlarım eşittir diyeceğim. 5 üzeri eksi 2'ye x eşittir 5 üzeri eksi 2. Ha şıklarda yoksa 1 bölü 25'i bulacaksınız. Üçüncü örnekle devam edelim. Burada 10'un üzerinde 2x eksi 3 çarpı 10 üzeri x artı 2 diyor. 10 üzeri x'e bir harf verelim. Ne diyelim? K olsun. O zaman burası k kare eksi 3k artı 2 eşittir 0 olur. K k eksi 2 eksi 1 yan yana yazacağım. K eksi 2 çarpı k eksi 1 0 olmaz için k dediğim şey ya 2'dir. K dediğim şey ya da 1'dir. Zalım arkadaşlar. K 2 dediğimiz şey aha da burada. 10'un x'inci kuvveti neymiş? 2'ymiş. Bu x'i aşağı düşürmek için her iki ne neye alırız? Logaritma 10'unu alırız. Logaritma 10'a hiçbir şey yazmasanız da olabilirdi. x eşittir log 2. Hemen öbürüne bakalım. K1'de 1 olabilirmiş. 10 üzeri x eşittir 1 olursa arkadaşlar bütün sayılar sonucu 1 olduğu için x'e direkt 0'dır diyebilirsiniz. Log almanıza gerek yok yani. Logaritma ikilik tabanda şu şu şu. Üç teklemin değerinden bulunuz. Tabii ki. ilk başta bunun bu kuvveti içeriği verir dedim. 2'nin küpü nedir? 8. 3 artı logaritma 2'nin x'i eşittir. 2 üzeri 3'ten 8. Şimdi şu 3'ü buraya atalım. Eksi 3 diye. Burası yalnız kaldı şu anda. Logaritma 2 iki tabanda x'imiz 5 oldu. 8'den 3 çıkarttım çünkü. Şimdi aynısını yapacağım. 2'nin 5. kuvveti burayı verir. x o zaman 2 üzeri 5'tir. O zaman ne yaparız? 32'dir deriz. Arkadaşlar bunlar ne dostu aynı tabanlar. Tutayım ben şunu karşıya atayım. Logaritma 13'lük tabanda 3x eksi 5. Demek ki logaritma 13 tabanında 2x eksi 1'e eşit imiş, Değil mi? O zaman ne yaparsınız? Buralar 13, 13 ise içeriler de eşit olsun ki birbirlerine tam eşit olsun deriz. 3x eksi 5 eşittir. 2x eksi 1'e. 2x'i buraya yollarsam ne olur? x. Eksi 5'i buraya yollarsam artı 5 diye geçer. 5'ten 1 çıkart. 4. Bitti. 4. 6. soruyla karşınızdayız. Ne diyor burada? Arkadaşlarım bence biz bunu ikileştirelim, üçleştirelim. Misal şu 9'u ben 3'ün karesi şeklinde yazacak olsam. 3 üzeri 2x artı 2 olmaz mı? Olur. Sonra o 2x artı 2'yi başa alsam. 2x artı 2 çarpı az öteye yazıyorum. Logaritma 2'nin 3'ü oldu. Çarp. Niye öteye yazdım? Çünkü bu 16'yı da ne yazacağım biliyor musunuz? 2'nin 4. kuvveti deyip onu da başa alacağım. Yani buraya 4'ü yazayım. Logaritma 3'ün 2'si eşitmiş. 3x artı 13'ü. Aha onu da buradan aldım. Bakın niye öyle yazdım şimdi anlayacaksınız. Bu bunu götürür. Bu bunu götürür. Logaritma namına hiçbir şey kalmaz. İçeri dağıt gitsin. 8x artı 8 eşittir. 3x artı 13. 3x yolla o tarafa kalsın 5x. 8 yolla o tarafa kalsın 5. x kabak gibi 1'dir arkadaşlar. Logaritma x'e ne diyelim? Logaritma x'e a diyelim logaritma x eşittir a olsun. Şu 4 de bu arada şunun başına alalım yahu. Değil mi? Buraya alalım. O zaman bu logaritma x'in karesi olduğu için a'nın karesi eksi 4a eşittir 0'dır diyor. A parantezini alalım mı? Teşekkür ederim. a eksi 4 eşittir 0. A dediğimiz şey burası. Bunun 0 olması için x'in bir kere 1 olması lazım. x 1 olabilir. Ya da a 4'ün işte 0 olması lazım. Bu durumda a'mız ne olması lazım? 4. Hemen yazalım. Logaritma x dediğimiz şeyin 4 olması lazım. Burada hiçbir şey yazmıyor. Sonrası neydi? 10'du. O zaman 10'un 4. kuvveti burayı verir mevzusunda x ya da nedir? 10'un 4. kuvvetidir. Canlar, burada ne yapacağız? Şimdiki bir kere biz bununla bunu çarpıyorsak şayet şu 4'ler şu 4 gitmez mi? Zaten gider. Logaritma 2x'in x'lik tabanı eşittir. Logaritma 9'un 3'üymüş. O zaman ne yapacağız? Şimdi biz bu 9 dediğimiz şeyin üstünü e, ne yapalım? Bunu 3 üzeri 2 diye yazalım. 9'u 3 üzeri 2 diye yazalım. Sonra bu 2 buraya başa, bu 1 de buraya gelirse 1 bölü 2 olarak gider. Gitti burası. O zaman logaritma 2x'in x'lisi eşittir. 1 bölü 2 çıkması gerekiyor. Bence x 2'dir. Şimdi niye diye soracaksınız. Hemencecik bunu şöyle bunun bu kuvveti burası yapar diyelim. 2x'in 1 bölü 2. kuvveti eşittir x'miş. Her iki tarafın gelin karesini alalım. Niye diye sorduğunuzu hatırlar gibiyim. Gitti gitti. O zaman ne oldu? 2x eşittir x kare. x'e 2 verirsen sağlar sadece. Çözüm kümem nedir? x'imin 2 olmasıdır. Evet elenlerde artı var. Artıyı kapatacak olsam ne olur? Elen x artı 1 çarpı x olur. Eşittir. Burayı eksiymiş bölecek olsam yani kapatacak olsam ne olur? Hemen de tiyoyu verdim burada. Bölü elen 10 bölü 5 olarak ayrılır. O zaman x kare artı x eşittir 2 olması lazım. Bunu şöyle şu kuyruğa alalım. x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Ne diyorsun? x x artı 2'ye eksi 1. Hemen yan yana yazak. x artı 2 çarpı x eksi 1'in 0 olması için x'im ya eksi 2'dir x'im ya da 1'dir. x dedi. Ha onu soruyormuş ki zaten. Yerine koysak sağlar mı ama? Şimdi biz çözüm kümesini direkt budur deyip geçemeyiz şimdi burada. Ne diyelim sizde? x'in yerine bir eksi 2 koyacak olsam. Aha burada hemen cortladı. Hatta burada da cortladı. Hiçbir zaman logaritmanın göbeği ya da tabanı negatif olamaz. Aha bu gitti. Ama 1 olur. Burayı negatif yapmıyor. Burayı da negatif yapmıyor. O zaman cevabımız nedir? 1'dir arkadaşlar. <laughs> ne yapalım biz bunu? Hani elen logaritma e demek ya. Şu logaritma e'leri götürsek biz buna istersek logaritma 3'ün 4'ü şeklinde kapatabiliriz. Şimdi bunun üstünü ne yapıyorduk? Üst, e, yani bu 3 üzeri 2. Bu 2'yi burayı geçirmek için ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. O zaman orası ne olur? Logaritma üçlük tabanda x'in üzerine 2 1 bölü 2 olarak gelir. Pratiği ben vermiştim. E, i̇kisi de logaritma üçlük tabandaysa göbekler de eşittir. X üzeri 1 bölü 2'nin ne olması lazım? 4. Az önce yaptık. Her iki tarafın karesini alalım ki şu 2'yi 2 götürsün. X yalnız kalsın. X eşittir. 16'dır o zaman. Çözüm kümelerini bulunuz diyor. Buluruz tabii ki. Şimdi biz bunu ilk başta ne yapalım? Dörtleştirelim. 4 üzeri 2x artı 6 küçükmüş. 4 üzeri 1'den. O zaman... Bu 1 buradan büyük demek ki taban 4 ya taban 1'den fazlaysa üst büyüdükçe sayı da büyüyordu. O zaman 1 büyüktür 2x artı 6'dan. Artı 6'yı buraya atalım. 2x küçüktür eksi 5'ten olur. Böl 2'ye gitsin. O zaman çözüm kümem ne olur? Eksi 5'ten küçük. Şöyle yazalım. Eksi 5 bölü 2'den küçük. Eksi sonsuza kadar gider diyelim. Aa bitti. Hemen şunu ikileştirelim. Bu normalde 2 üzeri 3x eksi 3 büyük eşit 2 üzeri x artı 5 olmaz mı? Olur. O zaman nedir? Tabanım birden fazla olduğu için üst büyüdükçe kendisi de büyürdü. O zaman bildiğimiz denklem 3x eksi 3 büyük eşit x artı 5'tir diyelim. x al bu tarafa eksi 3 o tarafa at. Ne olur? 2x büyük eşit 8 x büyük eşit 4 olur. Canlar bu ne demek? Köşeli parantez 4'ten büyük yani sonsuza kadar gider olur. Şimdi ben ne yapacağım? Bu 1 bölü 3'ü ters çevireceğim tabanın 1 bölü 3 yani basit kesir olmaktan kurtulsun. Tabanı siz bileşik kesir ya da tam sayı e, birden büyük bir tam sayı yaparsanız üst büyüdükçe kendisi de büyür diyebilirsiniz. O yüzden ben burayı 3 üzeri eksi x eksi 2 olarak düşünüyorum. Burası da nedir zaten 3 üzeri 3x eksi 6'dır. Hani 3 üzeri 3'ün x eksi 2. kuvveti dağıtıyorum üzerine oradan geliyor bu. Hadi yazalım o zaman. Eksi x eksi 2 denilen şey küçük eşit 3x eksi 6'dandır derim. Bunu bu tarafa alayım. Eksi 6'yı bu tarafa atayım. Eksi 6 artı 6 geleceği için 6'dan 2 çıkart. 4 küçük eşit eksi x de oraya artı x geçeceği için 4x böl 4'e canlar x büyük eşit 1'dir. Ne olur yani? 1'den sonsuza. Evet. C, D, E çözelim. Bir logaritma. Bu onluk taban değil mi arkadaşlar? Hadi ne diyelim biliyor musunuz? Mu? 10 üzeri 0 büyüktür içeriden diyelim. Hadi diyelim. 10 üzeri 0 ne de 1 değil midir? 1 büyüktür. 2x eksi 1 bölü 3'ten. İşler dışlar yapalım. 1 bölü 1. 2x eksi 3. 2x eksi 3. Eksi 3 değilmiş bu arada 1'miş. 2x eksi 1 küçüktür 3'ten. Eksi 1 at o tarafa. 2x küçüktür 4'ten. x küçüktür 2'den. Dedik. Yalnız biz bir de şunu diyelim. İçerisi pozitif olmalıdır diyelim. Yani 2x eksi 1 bölü 3 sıfırdan büyük olmalı. İşler dışlar yapsam 2x eksi 1 büyüktür sıfırdan olmalı. x büyüktür 1 bölü 2'den olmalı. Yani 2'den küçük olurken 1 bölü 2'den de büyük olması gerekiyor. O zaman ne deriz biz? 1 bölü 2'den büyük, 2'den de küçüktür deriz bu çözüm kümesine. Bu 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 gibi düşünsek ve eksi 1'i şu başa alsak olmaz mıydı? Bal gibi olurdu. Burası 2 olsun. Sonra biz burayı eksiyle çarparsak bu yön değişir mi? Değişir. Eksiyle çarpalım yön değiştirelim. Hemen şöyle oldu. Eksiyle çarparsam burası artı olur. Burası da artı olur. Şimdi diyelim ki 2 üzeri 3 buradan küçüktür. Yani x eksi 1 büyüktür. 2 üzeri 3 yani 8'den. Eksi 1 at karşıya. x büyüktür ne olur o zaman? 9'dan. İkinci yolu da diyelim. x eksi 1 büyüktür. İkinci yolu dediğim yani. Bir de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Buranın pozitif olması gerekiyor. Sıfırdan büyük olacak. X büyüktür 1'den. E zaten X 9'dan büyük olunca 1'den de otomatik büyük oluyor. Burası işe yaramadı. Tek çözüm kümemiz burası. ÇK. O zaman şöyle diyelim. 9'dan sonsuza kadar olur diyelim. Şimdi ne diyeceğiz? 4 üzeri 0 burası oradan büyüktür. 3x artı 2 4 üzeri 0 nedir? 1. O zaman artı 2'yi karşı atalım. 3x büyük eşit eksi 1. x büyük eşit eksi 1 bölü 3. Birinci çözüm kümemiz. Şimdi bir de buranın 0'dan büyük olması gerekiyordu. 3x artı 2 büyüktür 0'dan. Artı 2 at karşıya 3x büyüktür eksi 2'den. x büyüktür eksi 2 bölü 3'ten. Şimdi bunu mu alacaksın, bunu mu? İkisi de büyüktür diyorsa büyük olan alacaksın. Senin çözüm kümen işte burası. Ne diyeceksin o zaman? Eksi 2 bölü 3'ten artı sonsuza kadar diyeceksin. İkisi de büyükse büyüğü alırsın, ikisi de küçükse küçüğü alırsın dedik. Hemen bakalım. 3 üzeri 0 1 midir? Demek ki bu içerisi büyüktür 1'den. Bir de bu tarafa atalım o zaman. x kare eksi 5x artı 7 büyüktür 1 ise artı 7'yi bu tarafa aldım. Artı 6 büyüktür 0. x'e x artı 6 ne diyeceğim? Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı. İki köküm var. Hemen iki kökümü yazıyorum. 2 ile 3 artı eksi artı. Sıfırdan büyüktür dediği için ya bu tarafa alacaksın ya da bu tarafa alacaksın. O zaman eksi sonsuzdan 2'ye kadar birleşim 3'ten artı sonsuza kadar deriz. Son sorumuz. 200. Son sorumuz derken testin değil. 2 üzeri 3 nedir? 8 büyük eşit 2x eksi 4. Hani bunun bu kuvveti dedim. O da küçüktür. Zaten burada logaritma 2 logaritma 2 dedikleri için direkt ne diyeceğim? 18'den. 18'den daha az olması lazım. Bundan sonra bir de ne diyeceğim biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu çözdüm. Burası pozitif olmalıdır diyeceğim. Az soru unutturmayın. Eksi 4'ü bu tarafa attım. Artı 4 diye 12 2x bir de eksi 4'ü o tarafa attım. Artı 4 diye ne olur? 22 böl 2'ye 6 x 11. 6 ile 11 arasında olacak. Bir de ne diyeceğim? Burası büyüktür 0'dan dersem. Eksi 4'ü karşıya 2 x büyüktür 4'ten x büyüktür 2'den diyeceğim. E zaten 6'dan büyük olunca mecburen 2'den de büyük olacak. O zaman burayla uğraşmam. Tek çözüm kümen burası. 6 ile 11 arasıdır derim. Eşitsizliğin sağlayan x tam sayılan toplamını bulunuz diyor. Eşitsizliğin sağlayan x tam sayılan toplamı şudur. Hemen ne deriz? 2 üzeri 0. Bunun bu kuvveti. 2 üzeri 0 1'dir. 1 büyük eşit. x eksi 3. Hemen şöyle diyeceğiz. Bir de 2'nin karesi nedir? Hani taban bulan bu kuvveti diyoruz. 4'tür diyeceğiz. Eksi 3'ü bu tarafa at. 4 yapar. x eksi 3'ü o tarafa at. 7. Şimdi bununla bunun arasını sağlar diyoruz. Bakalım burayı da sağlıyor mu? Pozitif yapıyor mu? Evet pozitif yapıyor. Çünkü x'imizin 3'ten büyük olması gerekiyor. Yani 4, 5, 6, 7 olabilir. E toplarsam ne olur? 11, 11 daha 22'dir. Şimdi bu logaritma 9 3'ün karesi. Bu burası nedir? 4'ün karesidir. Kareleri başa alırsam ne olur? 2 bölü 2'den gider. Aslında burası logaritma 3'ün 4'ü artı logaritma 3'ün a eksi 2'si. 2'se logaritma 3 tabanındaysa o zaman ben çarpar mı yukarıları? Logaritma 3 tabanında 4 çarpı a eksi 2 eşit küçükmüş, küçükmüş. Neyden? 3'ten. Hemen ne diyelim? Bunun bu kuvveti büyüktür buradan diyelim. 3 üç kere 3'ün üçün 3. kuvveti 27'dir. 4a eksi 8'den az. Eksi 8 at bu tarafa. 4a küçüktür 35. A küçüktür 35 bölü 4'ten dedik. Daha sonra. 35 bölü 4 bu arada yaklaşık olarak ne yapar arkadaşlar? 4 kere 9 olsa olmaz. 4 kere 8, 38, 8,5 gibi bir şey. A küçüktür 8 yaklaşık olarak yaklaşık diyelim. 8,5 gibi bir şeyden az olacak. Tam sayı diyor o yüzden rahatım. E, A bir de neyden fazla olması lazım? 2'den fazla olması lazım ki pozitif olmalı. Pozitif olmalı. E, o zaman diyelim 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Başka da bir şey olmaz deriz. Evet ne yapacağız? Bir bunun bu kuvveti deyip burayı yazacağız. 2x eksi 3 büyükmüş 2 üzeri 1 2'den. Ya da bunun bu kuvvetinden küçüktür diyeceğiz. Küçüktür 2'nin küpü nedir? 8. En sonunda da burası sıfırdan büyüktür diyeceğiz. Hatırlatın bana. Eksi 3'ü bu tarafa attım. Artı 3 11 büyüktür 2x. Şöyle eksi 3'ü o tarafa attım 5. Sonra bir ikiye, bir ikiye, bir ikiye böldüm. Pişt pişt. İki buçuk büyüktür x, yani küçüktür x. Küçüktür de o da beş buçuktan. Şimdi bir de ne diyeceğiz? Sıfırdan büyükmüş. 2 x büyüktür. Üçten o zaman attım karşıya. X büyüktür bir buçuktan. Yani üç bölü iki ya. Zaten iki buçuktan büyüktür dediğinde buraya gerek kalmadı. Size ne diyor? En büyük x tam sayısı nedir Beş buçuktan az. En fazla ne olur? 5 olur arkadaşlar. eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hay hay bulalım. 1 bölü 2 diyor. 1 bölü 2'yi nasıl yazalım? 2 üzeri. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'i şuraya alıp da şuradan kurtulalım. Onu sonra da eksiyle çarpalım her tarafı. Eksiyle ile çarparsam bu yön değişir. Logaritma 2 tabanında x artı 1 bölü x eksi 2'mizin sıfırdan büyük olduğunu iddia ediyorlar. O zaman ne olur arkadaşlar? Burasının bu kuvveti buradan küçük olacak. Yani x artı 1 bölü x eksi 2'nin 2 üzeri 0 yani 1'den büyük olması lazım. Eşitsizlik yapmamız gerekiyor. Bunu bu tarafa atalım arkadaşlar. x artı 1 bölü x eksi 2 eksi 1 sıfırdan büyük olacak. Paydayı eşitliyorum. Buraya 1 x eksi 2 ile çarpacağım. x artı 1 eksi x artı 2 bölü x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Gitti gitti. 3 bölü x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Burası buradan büyük olması için x'in 2'den büyük olması lazım. 2'den sonsuza kadar olur arkadaşlar. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizden öpüyorum. Ee, formül sorularını çözmedik. Çünkü formül sorularını sınavlarda soracaklarını düşünmüyoruz. Formülü vermeleri gerekiyor. ÖSYM'nin yeni stili bu. O yüzden biz işleme dayalı olanları çözeceğiz, yorumlayacağız.